آله وأصحاب المقدمين على الخير ولو عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم ما لن تضلوا بعد أن انتصرتم به كتاب الله وعترتي أهل بيتي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimat, ehl-i beyt, ehl-i ashab etbaları, rıdvanullah aleyhi mecmain, bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden itihal dar baka edenler, rahmetullah aleyhi mecmain, hasreten eserinden yaralandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, müşavenlerimiz, hazırun ve dersimiz dinleyen kardeşlerimiz, tüm geçmişlerimizin erva için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müjdeba sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor: Terektu fiküm, size bıraktım. Bütün ümmeti Muhammed'e hitap ediyor. Ey ümmeti Muhammed, size bıraktım. Mâlen tadillû bâdî. Bu bıraktığım şey sizi sapıtmaktan alıkoyar. O bıraktığım şeyler sebebiyle siz asla sapıtmayacaksınız. İn intesamtum bihi. Eğer o bıraktığım şeylere tutunursanız, dört elle sarılırsanız. Nedir o? Kitabullah. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Azimüşşan. Ve itreti ehl-i beyti, benim itretim ehl-i beytim. Bu ikisini size bırakıyorum. Eğer bunları dört elle sarılırsanız asla sapıtmayacaksınız. Kur'an-ı Kerim iki cihan saadetini sağlayıcı emirleri, Allah'ın emirlerini insanlara bildiren Kur'an-ı Azimüşşan, insanların hidayet rehbeti olan, doğruyu yanlışı birbirinden ayıran bir kelam-ı ilahi. İnsanı yaratan Allah onların iki can saadetini bu Kur'an'da bildirdiği emirlere uymaya bağlamış. Onlara tutunursanız, dört elle sarılırsanız asla sapıtmazsınız. Kur'an-ı Kerim'i her zaman anlamak zor olabilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim genel prensipleri içerir. Anlayasınız diye size arz ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni idare eden kanunların kaynağı anayasadır. Türkiye Cumhuriyeti anayasasıdır. Ve bir formadan ibaret bir hükümler manzumesidir. Türkiye buna göre işliyor. Her şey buna göre yürütülüyor. Bu genel prensipleri insanlar anlayamazlar. Hatta anayasa profesörleri bile sen yanlış anladın, doğru aldın diye, ağırlandın diye birbirleriyle tartışıyorlar. Detaylara girseydi anayasa kimse okumazdı. Bir yerden bir yere taşınması güç olurdu. Onun için genel prensipleri ihtiva eden anayasanın bu prensiplerini açıklayıcı kanunlar çıkar. İşte ceza kanunu, ticaret kanunu, idare kanunları, borçlar kanunu gibi. Bunları da herkes anlayamaz. Bunları da anlatmak için tüzükler çıkar. Tüzükleri de herkes anlayamaz. Yönetmelikler çıkar. Bunları da anlamazlar. Genelgeler çıkar. Aynen bu Kur'an-ı Kerim'de de böyledir. Kur'an-ı Kerim bütün detayları içeren hükümleri içine alsaydı onu taşıyamazdık. Arabalara sığmazdı. Bu da okunmaz, bir yerden bir yere götürülmez. İstenilen hedefe ulaşılamazdı.
Onun için Kur'an-ı Kerim de genel prensipleri içerir. Bu prensipleri anlamak için kanun demek olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatın her safhasıyla ilgili açıklayıcı hükümleri, sözleri, davranışları, takrirleri varit olmuştur. Bunlar Kur'an-ı Kerim'i anlayıcı, Kur'an-ı Kerim'i açıklayıcı, tefsir edici hükümlerdir. Fakat Kur'an-ı Kerim'in açıklayıcı bu hadisleri anlamak da pek kolay değildir. Bunları anlamak için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dizinin dibinde yetişmiş, bizzat ondan okumuş, onun tarafından eğitilmiş, sahabe-i kiramın içtihatlarına bu Peygamberin sözlerini nasıl uyguladıklarını, nasıl anladıklarına bakarız. Bunların hepsi beraber eğer birleşirlerse buna icma deniyor. Sahabi devri de bitti. Bundan sonra insanlar ne yapacaklar? Ha işte bunları da anlamak için müçtehitler vardır. İmam Azam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Eşşafii, İmam Muhammed İbni Hanbel gibi. Bunlar aslında 4 tane değildi. Daha çoktu. Fakat zamanla diğerleri unutuldu. Bütün İslam aleminde yaşayan Müslümanlar bu 4 imamın peşinden gidiyorlar. Aynen böyle. Şimdi Efendimiz hadislerini Ehl-i Beyti'ne ifade etti. Neden? Çünkü biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Ehl-i Beyti kadar yakından bilemeyiz. Sahabiler de bilemez. Geceleyin özel hayatını bilmek için Peygamberimizin hanımı olmak lazım. Kızı olmak lazım. Evladı olmak lazım ki özel hayatına girebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özel hayatında da idari hayatında da Müslümanların işlerini görürken de bizim örneğimizdir. Allah Celle Celaluhu ona itaat etmemizi, ona tabi olmamızı her konuda emretmiştir. İşte onu öğrenirken tabii sahabilere bakacağız. Fakat özel durumları nereden öğreneceğiz? Hanımlarından, analarımızdan öğreneceğiz. Onun çocuklarından öğreneceğiz. Hazreti Fatıma'dan öğreneceğiz. Diyor ki Efendimiz işte iki size emanet bırakıyorum. Bir Kur'an-ı Azimüşşan, iki benim Ehl-i Beytim. Ehl-i Beyt sünneti temsil eder. Bizzat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yetiştirilmişlerdir. Özel hayatlarında da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerine göre hareket etmişlerdir. İnsanın iki cihan saadetine ermesi ancak bu iki asla Kur'an ve sünnete sarılmakla mümkündür. Evet, bunlara sarılırsa itisam can havliyle, azı dişiyle bir tehlike anından nasıl bir kurtarıcı ipe tutunuyor insan, bu ikisine, Kur'an-ı Kerim'e ve Ehl-i Beyt'e yani sünnete can havliyle bu şekilde sarılan insanlar iki cihanda mesut olurlar. Dünyada da hasene, ahirette de hasene, mutluluk İslam'ın parolasıdır. Bunlarla mümkündür diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ikisi birbirinden öyle diyor. Velen yeteferraka hatta yerida alel havz. Evet. Kur'an-ı Azimüşşan, Kitabullah, Hablullah, memdudun mines sema ilel arz. Semadan yere uzatılan Allah'ın ipidir. Kopmaz ipidir. Buna sarılanın başı arşa değer. Sahabe-i kiram bir avuç insandı. Kendisinden kat kat büyük olan kafirlere karşı hep galip geldi. Ve dünyanın parmak ısırdığı örnek insanlar oldu. Kur'an'a sarıldılar. Kur'an'a sarılan aziz olur, başı arşa değer. Evet,
Öyle diyor Efendimiz. Semadan yere uzatılan Allah'ın kopmaz sağlam ipidir. Ve itreti ehli beyti, ikincisi benim ehli beytim bu Kur'an'dan asla ayrılmayacak. Ve len yetefarraka, asla birbirlerinden ayrılmayacaklar. Hatta yeri de alel havz, Havz-ı Kevser'e, yani mahşerde müminlerin içeceği Havz-ı Kevser'e gelinceye kadar asla birbirinden ayrılmayacaklar. Fenzuru keyfe tahlufuni fihime, bakalım siz bana nasıl halef olacaksınız? Ben Kur'an'a sarıldım, Kur'an'dan ayrılmadım. Ehl-i Beytim'i de ona göre yetiştirdim. Ben irtihal edeceğim. Benim irtihalimden sonra benim yerime sizler kalacaksınız. Kıyamete kadar müminler devam edecek. Bakalım Kur'an'a uymakta, benim Ehl-i Beytime, sünnetime uymakta nasıl davranacaksınız? Bakınız, buna dikkat ediniz. Benim yerime geçmeyi nasıl güzel yapacaksınız? Halifem olmamı nasıl güzel? Bakın bakalım diyor. Efendim, dünya ve ahiret mutluluğunu Kur'an'a uymak, peygamberin sünnetlerine uymakla mümkün olacağını bize beyan ediyor. Şimdi bazı sivri akıllı insanlar çıkıyor. Efendim, Kur'an'da her şey, yaş, kuru her şey var. Hadis önemli değil. Zaten hadis sonradan yazılmış. Şüpheli, ne gerek var falan diye laflar ediyorlar. Kesinlikle yanlıştır. Kur'an-ı Kerim'i, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetleri olmadan anlamak mümkün değildir. Kur'an Arapçadır ama Allahçadır. Evet, her zaman anlatırım. Kuba Mescidinden Medine-i Münevvere geliyorum. Bir dükkana girdim, alışveriş yaptım. Elimde yük var. Taksiyi durdurdum. Baktım adamın giyinişi çok güzel. Yani bir şoför giyinişi var, bir de memur giyinişi var. Sen dedim şoföre benzemiyorsun, kimsin? Orada devlet haç zamanında normal ticari taksiler yetmediği için bütün vatandaşlara diyor ki siz de arabanızı hacıları hizmette kullanın. Özel hükümetin emri var. Ben memurum, şurada müdürüm, ben edebiyat fakültesini bitirdim. Arap edebiyat fakültesini bitirdim. O zaman sen Kur'an-ı Kerim'i çok iyi anlarsın. Arapsın. Arap, anan baban Arap. Okullarda Arapça okumuşsun. Bir de Arap edebiyatını fakültesini bitirmişsin. Anlayamıyorum dedi. Kur'an'ı anlamak için tefsirlere bakıyorum. Evet. Bir Arap edebiyat fakültesini bitirmiş. Kur'an'ı onun için diyorum Allahçadır diye. Kur'an'ın dili Allah Arapçası. Bugün Arap'ın kullandığı Arapçadan farklı. Sonra bir de genel prensipleri içeriyor. Bu genel prensibi anlamak için herkesin kapasitesi bir değil. Evet, bu adamların sözleri kesinlikle günümüz hukukunda da anayasalar var. Bütün dünyada. Ondan sonra kanunlar var. Şimdi kanunlara ne gerek var? Anayasada bütün hükümler var diyebiliyor mu hiçbir kimse? Amerika'da kanunlara gerek yok, anayasa var. Federal anayasa. Fransa'da anayasa var. İngiltere, Almanya'da anayasa var. Gerek yok kanuna diyen var mı? Sen ne hakla Kur'an bize yeter, peygamberin sünnetlerine, hadislere ihtiyaç yok, nasıl diyorsun? Tamamen bilimsellikten uzak palavra bir sözdür bu. Mesela arz ettim ya, detaylarına inseydi Kur'an taşıyamazdı konu, evlere sığmazdı. Bütün insanların ihtiyacını karşılayacak hükümleri Allah biliyor. Biliyor ama hepsini böyle detayıyla bildirseydi nereye sığdıracaktık onu? Arabalarla taşıyamazdık. Genel prensipleri Allah emretmiş. Onu peygamber açıklamıştır. Sözleriyle, davranışlarıyla, takrirleriyle, görüp de beğendikleri, ses çıkarmadığı olaylar takrirleriyle açıklamıştır. Mesela namaz kılın. Akimu. Namaz kılın. Namaz nasıl kılacağız? Elleri kaldırıp göbeğin altına bağlamak, rüküde şöyle eğilmek,
Semiallahu limen hamide demek, orada şu duayı okumak, Allahu Ekber deyip secdeye gitmek, secdeyi iki kere yapmak, tekrar secdeye gitmek, bunları sabah iki, öğlen dört, ikindi dört, akşam üç, yatsı dört. Yok Kur'an'da. Nereden bilecektin? Evet, mutlaka Kur'an'a, hadise, Kur'an'ın yanında hadise ihtiyaç var. Yani bunların sözleri kesinlikle bilimsel değil. Bilime aykırı. Bugün hukukta da öyle yani, onu söylemek istiyorum. Bugün hukukta da öyle. Hadi şimdi medeni kanun Türkçe. Bunu söyleyen adama ben dedim herkesin huzurunda, sen dedim profesörsün, şimdi tapuda bir işin var, tapu kanunu okudun, anlaman lazım, profesörsün. Anladın, gittin tapu müdürüne, bu maddede böyle söylüyor, böyle yapacaksın, böyle işlem yap. Kabul eder mi tapu müdürü? O maddenin bir anlaşılacağı, uygulanmasında anlaşılır bir yönü var. Bunu da bir hadis profesörü, tefsir profesörü bilmez. Tapucu bilir ancak. Böyle desen seni Bakırköy'e gönderir. Hemen bu aklından şeyi var diye. Ne hakla sen hadise gerek yok, bize Kur'an yeter diyorsun. Nasıl anlayacaksın bunu? Bunlar tamamen bilimsellik dışında palavralardır. Yanlıştır. Sanki bin yıldır biz aziz milletimiz Müslüman olarak bin yıl olmuş. Bin yıldır bunun gibi anlayan çıkmamış da bu sivri akıllı şimdi bunu keşfetmiş gibi. Tamamen yanlış. Tamamen yanlış. Onu arz ediyorum. Evet. Efendimiz de ne diyor? Bak Kur'an ve sünneti bıraktım. Sünnetimin temsilcisi Ehl-i Beytim'dir. Bakalım nasıl buna sarılacaksınız dört elle. Bunlara sarıldığınız sürece asla sapıtmayacaksınız buyuruyor. Evet, Cabir radıyallahu anh'tan birçok bu mealde benzer hadislerle nakledilmiş. Allah onlardan razı olsun. Terkü't dünya emarru mine's sabr. Evet. Dünya, ahiret. Biz dünyadayız. Dünyanın sonu var. Ölünce ahiret alemine gözümüzü açacağız. Yani ölünce her şey bitmiş değil. Bizim inancımıza, Kur'an'ımıza göre ölünce her şey bitti değil. Evet, bazıları o kanatta, asla değil. Asla değil. Yeni bir aleme gözümüzü açıyoruz. Ebedi aleme. Bu dünya geçici, fani, ebedi alem baki. Evet, ahiret alem. Kur'an'ın inancımız böyle, Kur'an böyle. İşin şeyse doğrusu da böyle. Evet, şimdi dünya gelip geçici olduğu için Efendimiz'in tabiriyle bir yerden bir yere gidiyorsunuz. Yolda giderken biraz soluklanalım şurada, biraz hava alalım diye arabanızdan indiniz. Eskiden atla gidiliyordu. Ya yorulduk, şurada oturalım dinlendim dediniz. Defi hacet için, bir şeyler içmek yemek için filan. İnsan aynı vaziyette dura dura ağrıyor sağ solu. Durdunuz. Bir ağacın gölgesinde dinlendiniz. Sonra hedefiniz falan yere gitmek. Bu oturuş muvakkattır. Kısa oturuş, orta oturuş, uzun oturuş olsa da gene muvakkattır. Gelip geçicidir. Ana hedefinize gideceksiniz. İşte insan diyor dünyada abir sebil. Bir yerden bir yere giderken ağacın gölgesinde dinlenen adam gibidir. Dünyada bir süre kalacak, sonra ebedi aleme varacak, yoluna devam edecek. Şimdi bu dünyada işte bu dünyanın faniliğini bilerek imtihan dünyası. لِيَبْلُوَكُمْ اَيْكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Allah bizi hanginiz daha güzel iş yapacak diye imtihan için göndermiş. Bütün yaratıkları emrine vermiş. Ay, güneş, hepsi bizim emrimize müteahhir kılınmış. Daha şimdilik dünyada şeyleri keşfettik. Eskiden bu keşifler hiç yoktu. Şimdi ilerledi. Belki yarın Ay'a gidecekler. Ay'da da bulacağımız şeyler var. Gidiyorlar zaten. Oraya adam gönderiyorlar. Fotoğrafını çekiyorlar. Ondan sonra başka yıldızlara da gidebilirler. Hiç İslam'a aykırı değil. Kainat bizim emrimize verilmiş. Bizim istifademize. Aklı var. Başkalarında yok akıl.
Böylece Allah'ın halifesi olarak yeryüzüne gönderilmiş. Ama bu insan da hem Allah'tan gelen, Allah'ın üflediği ruh tarafı var. Bir de topraktan gelen hayvan tarafı var. Ona nefsi emmare deniyor. Evet, ötekine de ruh, vicdan deniyor. Bu ikisini Allah vermiş, birbiriyle yarışıyorlar, tartışıyorlar hayat boyunca. İnsan memleketini özler. Ruh Allah'tan geldi, arştan geldi, yüksekten geldi. Orayı özler. Memleketi orası. Onun için insanı ona, oraya götürecek işler yaptırmaya sevk eder. Ama bizim nefsimiz de çamurdan yaratıldı aşağıda. O da vatanını özler. İnsanı aşağı çekmek ister. İkisi böyle hayat boyunca tartışırlar, mücadele ederler. Hayat demek mücadele demektir. Aklın kullanacaksın. Şaşırabilirsin. İşte Kur'an göndermiş Allah. Kur'an anlayabilir, anlayamazsın. Peygamber göndermiş, peygamberler göndermiş. Dikkat et demiş. Şu doğru, şu yanlış. Ama senin yaratırsında dünyadaki şeyleri çok seven taraf var. Nefsin arzu ettiği şehevi duygular var, arzular var. Evet. Şimdi ben bunları işlersem ebedi alemde kaybederim. Muvakkat bir zaman için zevk duymanın anlamı yok. Ebedi alemde duyacağım zevklere engelse bu, bunu yapmam, yapmamalıyım deyip Allah'ın emrettiği çizgide dünyayla karışmalı, hemhal olmalı. Öylece dünya hayatını bitirmeli. Böyle olmazsa şimdi işte o zaman ebedi alemde mutlu olamayız. Diyor ki insanın nefsi var. Efendimiz buyuruyor ki insanda nefis var. Arz ettiğim gibi dünyaya bağlan, ye iç, sev, dolaş falan, zevkine bak. Bunları Allah da diyor ki rüşvet haram, zina haram, içki haram, yalan söylemek haram diye, nefsin istedikleri kumar haram diye çizgi koymuş. Nefis çok istiyor bunları. Herkes de bunları teşvik ediyor. Bunları terk etmek, mesela zenginlik sevmeyen var mı? Ne kadar nefis sever malı, zenginliği. Ama nereden olursa olsun demeyeceksiniz diyor Allah. Helaldan kazanacaksınız, helala vereceksiniz. Kazandığınız hesabını size soracağım. Verdiğinizin hesabını da soracağım. İsraf yok. Her şey yerli yerinde, kurallara göre olacak. Aman be falan. Evet dersen bu işin hesabı var diyor. İşte böyle durumlarda herkesin gittiği yol var. Dünyalıkların, dünyadakilerin, dünyaya inanıp ahireti düşünmeyenlerin yolu var. Sende de onlarda olan şeylerden var. İşte onlara uyarsanız, nefsin işlerine, öbür taraf yanlış. Bunları herkes yapıp dururken terk etmek zor iştir. Hocam, faiz haram diyorsun. Günümüzde faizsiz ticaret mümkün mü ben? Herkes bankayla iş yapıyor, faizle iş yapıyor. Uluslararası öyle, kendi aramızda öyle. Sen de faiz haram diyor. Ben demiyorum. Allah faiz böyle diyor. Ahallallahu bey'a ve harramar riba. Alışveriş, ticaret helal ama faizcilik haramdır diyor. Allah söylüyor. Ben aktarıyorum. Benim elçiye zeval olmaz. Ama olur mu hocam? Ya Allah olmayacak şeyi emreder mi? Zar tabii. Herkes faizle iş yapıp dururken sen faiz almayacağım demek ne kadar zor. Diyor ki işte dünyada nefsin hoşuna gidecek şeyleri terk etmek emarru mine sabır. Sabırdan da acıdır. Sabırdan da acıdır. Evet. Acılık bakımından sabırdan da zordur dünyayı terk etmek. Evet. Kardeşim
birazcık esrar sattın mı köşeyi dönüyorum. Uğraşıp duruyor yıllarca para kazanacağım falan diye. Dırnağını kazıyor. Ama esrar yapmak, milleti zehirlemek haram. Buna dur demek, bırak ya, imkanı gelmiş. Kardeşim tamam, istediğin kadar hazırız falan diyen de hazır, çok var. Evet, buna karşı sabır, evet, etmek zor bir işi. Ama bir de bunları terk etmek, bu kadar imkan varken böyle 50-60 senede kazanacağın şeyi bir anda böyle, hani mesela, evet, öyle diyorlar ya, terk etmek ne kadar zor, sabırdan da zordur, sabırdan da zordur, insana zor gelir. Ve eşeddü men hatama suyuf fi sebilillah. Allah yolunda cihad ediyorsunuz. Allah yolunda cihad ederken kılıç kırmak kolay iş değil. En çatlı şeyin can. Allah'ın uğruna, namus uğruna, vatan uğruna canını ortaya koyuyorsun, tehlike atıyorsun kendini. Zor bir iş. Evet. Ama diyor, dünyayı terk etmek bundan da zordur. Bundan da zordur. Çünkü insan ona meyyal yaratılmışlardır. وَلَا يَتْرُكُهَا اَحَدٌ اِلَّا اَعْطَاهُ اللّٰهُ مِسْلَ مَا يُعْتِ الشُّهَدَى. Evet, dünyayı terk ederse bir insan şehitlere verdiğinden daha çok verir. Daha çok verir. Zor işi başarmıştır. Yani ondan çok sevap verir, daha çok izzet verir, daha çok şeref verir. Evet. Nedir o? Terkühe kılletül ekil. Az yemek dünyayı terk etmeklerden birisidir. Ama böyle güzel kebap bırakılır mı hocam ya? Böyle güzel yemek yenmez mi ya? Yok, yeme demiyoruz. Ah oh diye haram helal seçmeden ölçüsü yeme, az ye, az ye. Evet. Ve kulletü şiba, doktora gidiyor, karnım hasta falan, şunu şunu yemeyeceksin, az yiyeceksin, sık yiyeceksin, karnını çok doldurmayacaksın. Bilin, olur mu? Olacak, aksi halde ben de bir şey yapamam. Benim vereceğim ilaçlar da tesir etmez. Çok doymak, çok doymayı terk etmek. Olur mu ama ya, bu kadar güzel yiyecekler varken. Aha bak şöyle diyor. Zor bir iştir bu. Bu dünyayı terk etmekten basit şeyler. Zor şeydir bu. Sabırdan da zordur. Ve buz es-senai minen nas. Evet. Şimdi insanların övgüsünü sevmemek. Olur mu hocam ya? Tam tersi. Ben söylemiyorum ya. Peygamber söylüyor. Sen en büyük kocasın, mübareksin, eli öpülecek, ayı öpülecek kocasın. Bunu sevmeyen nefis var mı? Şöyle işler şey, arzu hürmetler ederim beyefendi. Saygılar sunarım beyefendi. Sen büyük adamsın. İnsanın nefsi nasıl şişer böyle? Hindi gibi koparır. Evet. Böyle övdükçe kaşlar çatılıyor adamın. Çünkü bir adam yüzüne karşı övmek onu öldürmektir. Peygamber böyle söylüyor. Onun manevi hayatını yok etmektir. Çünkü bir havalandığı zaman bütün amelleri boşuna gider. Yok olur. Her zaman anlatırız. Buhara, Semerkant dolaylarında zaten bizim bütün hocalarımız, evliyamız, ulemamız oradan gelmiş bu tarafa. Biz de oradan gelmişiz. Onların işaretiyle Anadolu'yu fethetmişiz. İstanbul'u fethetmişiz. Batıya, batıya demişler hep. Evet. Ta Zigatlara kadar, Viyana kapılarına dayanmışız. Bu şeylere inanmışız. İşte orada büyük bir hoca var. Çok seviliyor. İlmiyle amil. Çok güzel biliyor. Bildiğini yaşıyor. Halk da çok seviyor. Dürüst, tertemiz bir insan. İnsanlara hep güzel şeyleri öğretiyor. Kendi de yaşıyor. Söylediklerini yaşıyor. Böyle olunca yüz binler etrafında toplanmış. Yüz binler. Onlar da kurban olam hocam, kurban, kurban diyorlar. Hani bizim
bazı yörelerimizde vardır. Kurban derler çok sevdiklerine. Yoluna kurban olayım. Yok lan, Allah için kurban olunur. Peygamber için kurban olunur. Onun uyruna uğrarsa o zaman kurban olunur. Ama şimdi çok sevdik, kurban diyor. İşte yüz binler olunca onda da nefis var. Ölmedikçe de bu nefis ölmüyor. Ya 98'ine girince nefis ölmüyor. Devam ediyor. Şimdi adam 70 küsür sene çok sıkı riyazetlerle, Allah'ın emirlerine uyarak, sıkı disiplinlerle böyle bir makama gelmiş. Onun için yüz binler seviyor. Bakmış yüz binler olunca nefis, sen ne hocasın? Bak yüz binleri kendine şey diyorsun filan diye. Demiş bu iş tehlikeli. Buradan çıkayım gidem demiş. Kimsenin tanımadığı bir yere. Hiç kafası çalışmıyormuş değil mi? Şimdi herkes tanısın diye özel elçiler görüyorlar. Benim cemaatim çuvası filan diye. Ama iş öyle değil. Demiş buradan terk edeyim. Kimsenin tanımadığı bir yere. O derlenmiş, toplanmış, helallaşmış. Demiş ben kusura bakmayın gidiyorum. Herkes demiş ki o yüz binler böyle bu hocaya giderse biz kalırsak bu akıllı iş mi? Bu hoca gibi hoca yok. Ne kadar güzel şeyler öğretiyor bize. İnsanlığımızı öğretiyor. Mutlu hepimiz bak kavgası dövüşsüz bak kaynaşmış toplum olduk bu hocanın irşatları sebebiyle. Biz de gideceğiz demişler. Hoca gidiyor, cemaat gidiyor yüz binler. Hoca gidiyor, yüz binler gidiyor. Bakmış kalan yok arkasından. Evet. Ondan sonra herkesin toplandığı düz ovada çıkarmış donu tumanı, abdest bozmuş. Aa demişler ya, peşine düttüğümüz, evlat dediğimiz adam deliymiş ulan. Bu çünkü akıllı bir iş değil. Herkesin içinde ayıp yerlerin açıp da kakasını etmek bir de insan, akıllı insan işi değil. Bırakan gitmiş, bırakan gitmiş hocayı, bırakan gitmiş. Mollalar bile gitmiş buraya hiç. Fakat en sadık mollası, talebesi, o da tereddüt diyor. Ya bu hocanın bir delilini görmedim ama bu da akıllı işine benzemiyor diye tereddüt, o gitmemiş. İşini görmüş, kimse gittikten sonra hala devam ediyor. Herkes gittikten sonra işte taharetlenmiş, kalkmış, giymiş. Elhamdülillah. Elhamdülillah, elhamdülillah ya Rabbi. Sana şükürler olsun. Hocam demiş çıldırmak üzereyim ya. Böyle pis bir işi yapıyorsun, bir de elhamdülillah diyorsun. Elhamdülillah güzel şeylere söylenir. Deldirmek üzereyim hocam demiş. Evladım demiş. Bu yaptığım kötü bir iş, haram. Ama demiş o yüz binler, sen tapılacak adamsın. Mübarek bir adamsın. Demeye başladılar. Bende de nefis var. 70-80 sene durmadan oruç tuttum, ibadet ettim, sıkı disiplinlerle şu makama geldim. Benim nefis oradan kıpırdamaya başladı. 70-80 senelik şeyim boşa gidecek. Ben ne adammışım yahu. Herkesten üstünmüşüm. Dediğin anda ucup derler buna. Bütün iyilikler gidiyor. Toz oluyor. Halbuki insan acizdir. Değil mi? Ne olursa olsun acizdir. Nemrut bile ben tanrıyım demiş. Ama burnuna giren sineği bile hakkından gelememiş. O sinek sebebiyle kafasını içine girmiş, boynu kaşıyormuş kafasını. Kafasını duvara vuruyormuş kaşıntıyı kesmek için. Vuruyormuş. Ya ben tanrıyım ama bir sineğin hakkından gelemiyorum diye de söylüyormuş. Neticede kafasını vura vura gebermiş gitmiş. Yani o insanın aynısı bizde de var. O akıl işte o hocada da var. Öyle akıl olmaz, o kadar büyük insan olmaz. Nemrut Allah'ın düşmanı olarak Kur'an'da zikrediliyor. Ebedi cehennemde. Evet. İnanan bilen adam, oraya inanan bir adam. Böyle insanların bana elini öpecek falan diye ebedi alemini yakar mı? Demiş oğlum bak bu pisliği yaptım. Hepsi gitti. Onun için elhamdülillah dedim. Ben şimdi tevbe ederim demiş. Bu günahı affettiririm. Bir dakika ama demiş öteki daha tehlikeliydi. Evet. İşin aslı böyledir efendim. İşin aslı böyledir.
İnsanlar dünyayı terk edemezler. Alkışlamak nasıl hoşuna gider insanların? Bazı alkış sebebiyle istediğini yapar. Benim adımın gazetelerde yazacak diye yapmadıkları yoktur. Evet, peşine değil mi? Devlet adamlarının çoğu bu alkışın kurbanıdır. Rahmetli Ali Fuat Başgil hocamız, anayasa profesörümüz, bu alkış siyaset hastalığı çocuklar öyle bir hastalıktır ki tedavisi mümkün değildir. Bir adam yaptığı işten dolayı idamlık. Daracını asmışlar. 6 metre sonra idam edecekler kesin. 6 metreye kadar siyaset yapar, vazgeçemez. Öyle bir hastalıktır bu derdi. Öyle çok adamla görülmüştür. Öyle çok adamlar kafası vurulurken bile siyaset yapan adamlar görülmüştür. İnsanın zaaf tarafı bu. Zaaf tarafı. Öyle durumlarda buna setti zerai derler. Buna rağmen kendini koruyamayacaksan hiç bu işlere girmeyeceksin. Evet. Öyle diyor Peygamberimiz. Masumdur. Onu sevmemek mümkün mü? O kadar güzel. Kainat onun hürmetine yaratılmış. Öyle. Güzel insan meclise geldi mi herkes kalkarmış saygısından. Oturun, oturun. Ben kuru ekmek kırıntısı yiyen bir ananın çocuğuyum. Beni Meryem oğlu İsa'ya benzetmeyin. Bakın, peygamber masumdur. Bize diyor, ha bak, iyi hocayım, iyi idareciyim, bakanım, bilmem neyim falan diye. İnsanlar sizi sever, güzel işler yaptığınız için havalanmayın ha. Ne diyor bak, ben diyor kuru ekmek kırıntısı yiyen bir kadının çocuğuyum. Amine anamız yetim büyümedi mi canım? Babası çoktan öldü. Öyle bir kimseyim ben. Beni Meryem oğlu İsa, onlar İsa Aleyhisselam güzel insandı. Çok iyi falan diye Tanrı dediler, çıktılar. Evet, işte böyledir. Bu işler tehlikelidir. Bize diyor ki, kuru ekmek yiyen bir kadının çocuğuyum. Aa, siz de o şeylere bakın. Günahlarınızı gözün önüne getirin. Acizliğinizi bilin. Havalanmayın. Şeytan havalandığı için şeytan oldu, biliyorsunuz ya. Et dedi şuna dedi. Allah Celle Celal emretti. Ben dedi alevli ateşten yaratıldım. O ise kokar çamurdan yaratıldı. Ben ondan üstünüm. Havalandığı için secde etmedi. Defol dedi o da. Rahmetinden kovdu. Şeytan o demek. Şatana kovdu. Rahmetinden mahrum kaldı. Evet, havalanmak çok tehlikeli bir şey. Ben neymişim ya, büyük adammışım havasına. Girdiğin anda Cenab-ı nazarında sıfır oluyorsunuz. Bu tehlikeli. Bu tehlikeli durumdan kaçmak için o büyük zat, bak bu kötülüğü yaptım diyor, herkes benden gitsin diye. Evet, biz de böyle bir imtihanın içindeyiz. Burada işte dünyayı terk etmek zor bir iş. Sabırdan da zordur. Az ye, az doy ve insanların övgüsünü sevme. Kardeşim, niye böyle konuşuyorsun? Var mı diyen? Öyledir, öyledir. Ben bayağı adamımdır. Hoşuna gitmeyen adam var mıdır? İşte bunlar tehlikeli. Biz de o tehlikeye adamı atmamak için bir kimseyi yüzüne karşı övmemeliyiz. İnsanın zaafız, hoca da olsa yüzüne karşı övmek insanı öldürmektir diyor Peygamberimiz. Tehlikeli bir iştir. O da kapılabilir, mahvolur. Evet, insanların övgüsünden hoşlanmamak zor bir iştir. فَاِنَّهُ مَنْ اَحَبَّ سَنَا مِنَ النَّاسِ اَحَبَّ الدُّنْيَا. İşte insanların alkışına, iltifatına, kendine saygı göstermesine, kendisini sevmesine aldanan, onlar hoşuna giden kimse nedir? Hastadır. Da'ün azim. Muazzam bir hastalıktır bu. Muazzam bir hastalıktır. Bundan kurtulmanın böyle ne kadar evseler, ya ben biliyorum kendim kardeşim. Aslım şu, şöyle şöyle.
sen bilmediğin için böyle diye hemen kendini frenlemen lazım. O övgüye katılıp da önüne düşüverirsen perişan olursun. İşte bu sevgiye kapılmamak şifasıdır ve muazzam bir dereceye erişmektir. Evet, Yunus Emre ne güzel adam, değil mi? 40 sene eğri otun taşımamış hocasının şeyine, o kadar dürüst, ne sıkıntılara girmiş görüyorsunuz. Bilmiyorum, ben seyretmedim, herhalde anlatıyorlardır. Ondan sonra ne diyor? Bir garip ölmüş diyeler, 3 gün sonra duyalar, soğuk suyla yiyorlar, ısıtacak adam yok çünkü. Şöyle garip benciliğin, kendini o kadar yalnız hissediyor. Hiç o yüz binler, milyonlar dünyanın her tarafından geliyorlar ziyarete. Sevgisine değil, kendini aciz bir kul olduğunu hiç unutmuyor. Kendini böyle hissediyor. Bu işi başarmak muazzam bir derece kazanmaktır. Zardır, zardır diyor vesselam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ve men serrahu naimu fil cenne el ebediyye fel yel'u dünya el faniye. Ebedi cennette, cennetin akıl hayale hatıra gelmedik güzellikleri, nimetleriyle hemhal olmak, ondan içinde ebedi alemde kalmak isteyen kimin hoşuna gidiyorsa fani dünyayı terk etsin. Vessela minen nas. İnsanların alkışını, övmesini terk etsin. Öyle yapsın diyor güzel peygamberimiz. Oldum şimdi hocam ya. Biz böyle diye zaten geri kalmışız. Yok. Bundan dolayı geri kalmadık. Allah'ın emirlerine uymadığımız için, bu peygamberin güzel prensibine uymadığımız için geri kaldık. Yani dünyayı terk eden geri kalmadı. Dünya terk etmek ne demek? Evet. Hazreti Osman zengindi. Ne kadar güzel insan. 1000 kızım olsa diyor günü veririm diyor. Çünkü hanımı ölmüş, Bedir'e gitmedi Hazreti Osman. Kal dedi, hanım hasta. Öldü. Ağlıyor, koca Osman ağlıyor. Demiş, 1000 kızım olsa günü veririm demiş. Osman, niye sen böyle ağlıyorsun? O kadar güzel insan. Şimdi zengin adam. Dünya terk edecek diye hocam. Ha, onu anlatacağım şimdi. Bedir'e gidilecekler. Hazırım ya Resulallah. Hazırım ya Resulallah. Yardım vermiş. Tebük'e gidecekler. 30.000 kişi toplanmış. Bizans'tan da kafirler istihbarat teşkilatıyla bir kafirlerin baskının olacağını Efendimiz istihbar şeyle anlamış. Ta Tebük 750 kilometre Medine'ye çölden gidecekler. Araba yok, para yok, yiyecek yok. Binecek araba şey yok, at yok. Herkes buyur ya Resulallah. Emrindeyim diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devlet reisi aynı zamanda. Devletin kasasında kuruş yok. Adam buyur ya Resulallah diyor. Öyle eziliyor peygamberimiz. İşte o zaman Osman 1000 altın getirmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne yığıvermiş şöyle altınları. Efendimiz orduyu yetiyor 1000 altın. Şöyle kaldırmış altınları döküyormuş. Gafurallahu leke ya Osman ma esrarte ve ma alent ma takaddemte ve ma taahhart. Osman gizli açık, ne işlediysen hepsine bu bedel. Evvelce işlediğin, bundan sonra işlediğin hepsine bu bedel. Çocuklar gibi sevinmiş böyle. Altınları deviriyormuş. Hazreti Osman burada da kalmamış. Kimse, kimin atı yok? Hepsine atalı vermiş. Dev al vermiş. Atalı vermiş. Kimin oku yayı yok? Hepsine teçhizat. Para olmasa nereden alacak? Zenginmiş. İşte bu zenginlik dünyayı terktir. Olur mu hocam ya? Para kolayla mı kaşınılıyor? Böyle durnağını kazıyor kardeşim biz. Herif ayı gibi çalışsın. Bana ne? Ha, sadaka ver şu adama diyoruz. Bak çocuklarını aç, bir ilaç. Bana ne? Ben kolay mı
kazanıyor para dememiş. Namazını kılıyor, zekatını veriyor. Askere yardım etmek farz değil, zekat vermek farz. Hepsini yapıyor, bu fazladan bütün servetini getirmiş, döküvermiş. Ortaya, aha böyle zenginlik dünya terktir. Biz ne kadar tatlı para, ne kadar tatlı, uğruna kaç kişi ölüyor görüyorsunuz. Şerefini iki paralık ediyor yani, para alacağım diye o hırsızlar bilmem neler. Değer mi lan, hapse değer mi? 5 kuruş için adam öldürüyor. Evet, aklı olan adam dünyaya tapmaz, haris olmaz. Osman gibi olur işte. Bu dünya terk demek, hiç kazanma demek değil. Bu adam dünya terk etseydi, hiç 5 kuruş kazanmasaydı bu camiyi nasıl yapacaktı? Hadi bakayım yapın, bugün toplanın, Türkiye toplanın, şu camiyi yapın bakayım hadi. Bu hodri meydan. Parayla yaptı ama 76 yaşında da Zigatvar'a gitti, meydanda, savaş meydanında öldü. Ben zenginim, ben padişahım diye rahat koltuğunda safa sürmeyi şey etmedi, yeğlemedi. Hep hayatını Allah'ın emirlerine göre ayarladı. Ha, dünya terk işte budur. Yoksa dünya çalışmayın. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Dünyadan nasibinizi unutmayın. Dünyalık edineceğiz. Gerektiğinde hiç çekinmeden verivereceğiz. Fakiri giydireceğiz. Acı doyurduracağız. Evet. Memleketimizin iyiliği için basacağız. Parayı vakıflar kuracağız. İnsanları okutacağız. Elinden tutacağız. Hiç çekinmeden. Bana ne demeyeceğiz. Evet, Mevlana Hazretleri öyle söylüyor. Dünya seni Mevla'ndan alıkoyandır. İşte Mevla'dan alıkoyan, namaz kılmıyor herif, hacca gitmiyor. Sonra giderim, şimdi o parayı vereceğim parayı ben 3'e 4'e katlıyorum. Para kazanmayı biliyor. Evet, böyle dünya insanı Allah'tan, ahiretten alıkoyar. Bu yanlış. Bunları hiç yapmıyor. Hazreti Osman gibi, çok var, Abdurrahman İbni Avf gibi bütün servetini veriveriyor. Kuruşuna kadar. Hepsini verirsem ben aç kalırım demiyor. İşte bu dünyayla hemhal olmak değil. Bu dünya terk etmek. Yani dünya sevgisini kalbine sokmamak. Allah sevgisinin dışında sevgiyi kalbine sokmamak, gerektiğinde hepsi senin olsun deyivermek, böyle bir yiğitlik istiyor Peygamberimiz. Terki dünya dediği budur. Terki dünya dediği budur. Hatta büyük adamlar terki ukba da yapıyorlar. Evet, ne demek hocam o? Biz niye namaz kılıyoruz, siz niye hadis dersi dinliyorsunuz? Cennete gidelim diye. Ya öyle değil mi canım? Namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, cennete gidelim diye. Yunus Emre öyle demiyor. Cennet cennet dedikleri birkaç huri ile birşer kılman, isteyene versen anı, bana seni gerek seni. Ben diyor cennet olan istemiyorum. Sırf sen istiyorum diyor. Allah rızasını istiyor. Bu da en yüksek rütbe. Bu da en yüksek rütbe. Ama biz, bunlar bize hikaye geliyor. Biz cehennemden kurtulmak için arkadaş namaz kılıyoruz, hayır ediyoruz. Evet. Böyle bizim seviyemiz o. İşte terk-i dünya dediği dünyaya tapmamak, kalbini sevgisini düşürmemek. Bunu istiyor Peygamberimiz. Zordur bu, bunu başarın diyor. Siz böyle alkışlara filan kanmayın. Geçici bu iş. Geçici, dünyanın âlâ işine evet anlamayın. Kapılmayın. Dünya ebedi nimetlere şey diyorsanız dünyayı terk edin. Fani dünyayı, dünyada övgüleri falan bırakın. Hiç onları şey etmeyin. Ebedi cennet nimetlerinden almak istiyorsanız dünyayı terk edin, fani dünya şeyi. İnsanın övülmesine kulak asmayın diyor. Evet. Bu hırsı nasıl yenelim? Çocuk, çeşitli yollar var. Evet, çeşitli yollar var. Tefekkür.
Şimdi tamam kazandım, araba aldım, ev aldım, mağaza açtım, çocuklarımı okuttum sonra. Sonra işte onlara da şey iş kurdum sonra. Öyle bir paşa sahabla çarşısında geziyor, Osmanlı paşası. Kitapçının birisi de salih adamlardan birisi. Dükkana girmiş, hiç oturduğu yerden kalkmamış. Kitapçı, salih bir adammış. Falan demiş, hani fark etmediyse Osmanlı paşası ya bu. Ayağa kalkılmaz mı? Normalde kalkılır. Büyük adamlara saygı duymak lazım. Doğru da o adam bir şey öğretti bana. Ben demiş paşayım falan. Sonra ne olacaksın demiş. Vezir olacağım. Sonra ne olacaksın? Baş vezir olacağım. Sonra padişah olacağım diyememiş. Padişah duyarsa kelle gider. Sonra demiş paşa hiç demiş. Adam demiş ki ben o senin varacağın yeri şimdiden gördüm. Ben hiçim demiş. Bir güzel bir şey ders vermek istiyor. Evet şu oluyor bu oluyor ve sonu ne? Herkesin giydiği beyaz kapıda bürünüyor. Nasıl bilirsiniz? Oraya geliyor iş. Ha bunları bilerek hareket etmek önemli. Efendimiz bunları kapılmayın diyor övgülere şunları bunlara. Gaza gelmeyin. Sonunu düşün sonunu. Öbür tarafta sorguyu düşün. Bu halleri düşün. Ona diyor insanların sevgisine bakarak ben neymişim falan diye havalanma. Havalanma sonunu düşün. Abdullah Mesud radıyallahu anh'tan nakledilmiş. Allah onlardan razı olsun. Şimdi efendim evlilikle ilgili şeyler size arz edeceğiz. Bu hadislerden sonra sıra ona geldi. Tezevvec tezit üffeten ila üffetike. Evet. Tezidü üffetün ila üffetike. Evlen iffetine iffet katarsın. İnsan bir arz ettiğim gibi topraktan gelen tarafı var. Arştan gelen ve nefaktu min ruhi ruhumdan üfledim Adem'e. Bir ruh tarafı var. Ruh tarafı bizi Allah'a götürmek istiyor arşa. Beden tarafı da hayvanlarda olan şeyler, lezzetlere bizi sevk ediyor. Evet. Bu şeyleri İslam ki Allah'ın dinidir. Allah'ın dini de yarattığı insanın en güzel şekilde dünya ve ahirette mutlu olabilmesi için prensipler koymuş. İnsanların neslinin devamını istemiş. Kıyamete kadar şu iyi, şu kötü, şu haram, şu helal. Kime söyleyecek bunu? İnsana. İnsanın olmazsa bununla olur mu? Bu düzenin devamı lazım. Düzenin devamı için erkek kadın yaratmış. Erkek kadın birleşecek, çocuk dünyaya gelecek. Erkek kadın birleşmesi için sadece nikah akdini meşru kılmış. Zina kesinlikle yanaşmayın diyor. Çok kötüdür. İnnehu kâne fâhişe. Ha, işte Peygamberimiz de bu hadisleri şimdi irad buyuruyor. Allah'ın evlenin emrine açıklıyor. Evlen diyor. İffetine iffet katarsın. Her insanda nefis var. Nefis hiç ölmez. Hiç ölmez. Ne olsan ölmez. Koca hacı ne olsan ölmez. Hep bunu bilerek ölçülü konuşacaksın, ölçülü adım atacaksın. Bunu bilerek hareketlerini ayarlayacaksın. Nefis ölmez arkadaş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şeytanı yalnız Müslüman olmuş. Yani o zarar veremiyor ona. Zaten korunmuş. Ama hocalara, vatandaşı iyi yola davet edenlere size bir şeytan geliyorsa alayınla şeytan gidiyor ona ki onu sapıtırsa, yanlış yaptırırsa herkes sapıtacak. Yani bize çok çullanan şeytan çok. Ama hiç korkmaya gerek yok. Bismillahirrahmanirrahim dedin mi kuyruğunu kıstır deyip kaçıyor. Hiç korkmaya gerek yok. Ama bu kelimeyi unutmayacağız. Evet efendim. Şimdi herkeste nefis var. Bu nefsi Allah'ın emrettiği şekilde yanlış yolda değil, güzel yolda insan neslinin devamı için Allah halifelik, halife insanlar
çoğalsın diye yaparsan iffetine iffet katarsın. Evlen, iffetine iffet katarsın. Zina insanı rezil eder. Fuhuş insanı mahveder. İnsanlığın elinden alır. Evlenirsen bunlardan kurtulursun. İffetine iffet katarsın. Ve la tezevvec hamseten. Evet. Beş kişiyle evlenme. Çünkü insanda bir nefis tarafı var, bir ruh tarafı var dedik ya. Hayvanda nefis tarafı var, akıl yok. Onun için hayvan nefsini tatmin için güçlü olan ötekini bir boynuz atıyor. Öteki zavallı aç kalsa bile kendi suyunu içiyor, yemeğini yiyor. Ama insanda akıl var. O aklıyla dolaplar çeviriyor. O gücüyle başkasının hakkını yiyor. İnsan o aklıyla ne filmler çeviriyor. Ha işte bunları önleyebilmek için, iffetini iffet katmak için evlilikte de şunlara dikkat et. Allah'ın yarattığını Allah biliyor. Onun bildiği şeyi Resulullah bize haber veriyor. Ve la tezevvec hamse, beş kadınla evlenme. Şehbere ve la lehbere ve la nehbere ve la haydere. Evet, ve la lefute. Bir şey anlamadınız değil mi? Evet, sahabe-i kiram dedi. Kale ya Resulallah ma etrim mi ma kulte şeyen. Söyledin ne, bir şey anlamadık. Ne söylüyorsun sen? Ne dedi? Şehbere, lehbere, nehbere, haydere, lefut. Nedir ya Resulallah bunlar? Evet. Kale elestüm uruben. Siz Arap değil misiniz ya? Ben Arapça söylüyorum. Evet. Peygamberimiz ilkokula gitmedi. Liseye gitmedi, üniversiteye gitmedi. Ama Araplar, Arapçayı Arapların en üstün edebiyatını daha güzel biliyor. Hatta kasvara, Kur'an-ı Kerim'de kasvara geçiyor. İyi bilen müşrik dilcileri tamam da Muhammed demişler, güzel konuşuyorum da, fakat kasvara diye Arapçada bir kelime yok. Böyle otururlarken itiraz etmişler, kasvara Arapça değil filan diye. Bir çölden Arap gelmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona demiş, oraya otur. Hani yakınıma oturtturmamış. Ey kasvaratul Arap demiş, ben demiş kavmin ulusuyum, bana demiş niye uzağa oturtturdun? Bu Arap işte, halis Arapça bilen, katıksız Arap bu. Kasvarayı kullanınca, tamam demişler. Sen bizim bilmediğimizi de biliyorsun. Allah bildiriyor tabii. Şimdi de birçok adam Kur'an-ı Kerim'deki peygamberimizi bilmesi mümkün değil. Allah'tan olduğu belli. Ondan dolayı Müslüman oluyorlar. Hiç tahsili yokken, evet bu sehbere, lehbere, nehbere böyle olur mu? Anlamadık diyorlar. Siz Arap değil misiniz ya? Şehbere fattavile elmehzule. Evet. Kızları seçerken, evlenecek kadını seçerken uzun boylu, zayıf kadınla evlenmeyin. Nefsiniz tatmin olmaz, elin karılarına bakarsınız. Uzun boylu, zayıf. Kuru diri, bir dike, bir deri, bir kemik. Uzun boylu. Ve emmel lehbere fezzerkâvu elbeziyye. Bir karış dili var, böyle gök gözlü, çok kötü konuşan bir. Bu kadınlar da evlenmeyin. Yani kötülük istemese bile ağzından çıkanı kulağı duymadığı için senin onuruna dökülür, ikide bir kavga olur, huzurlu olmazsınız. Bunlarla da evlenmeyin. Ve emme nehbera fel kasira ezzemime. Çok kısa boylu olanlar da evlenmeyin. Fettan olurlar. Durmadan seni şey ederler, oynatırlar. Çok kısa olanlar da hoşa gitmeyecek kadar kısa olanlar, kadınlarla da evlenmeyin. Öyle söylüyor güzel peygamber. Ve emmel haydere fel acuze el müdebbere. Kabre neredeyse bacağı sallanmış ihtiyar karılarla da evlenmeyin. Nefis var sizde. Elin karılarına bakmaya gidersiniz. Böyle hem çocuk doğurmaz o koca karı.
Bununla da evlenmeyin. Ve emmel lefut feyye zâtül veled min gayrik. Evvelce birisinin evlenmiş karı, ondan çocuğu var. Mümkünse diyor bundan da evlenmeyin. Çünkü karının kafasında eski kocası vardır, çocuğuna bağlanır. Sen de onun şeyi yaparsın, problem yaparsın. Yani Peygamberimiz dul karı almış. Kız olarak sadece Ayşe anamız almış. Hep de dul karı. Evet, o peygamber arkadaş bize tavsiye ediyor ki sen böyle yaparsın ama elin karısına kızına bakmaya gidersin. Bu bir tavsiyedir. İlle böyle evlen demiyor da bu bir tavsiyedir. Bizim zayıf kimseler olduğumuzu bilerekten, evet, bilerekten böyle söylüyor. Evet, şimdi şimdi bunları alırsan huzur bulamazsın. Ne olacak? Karı boşamaya gideceksin. Karı boşamak ise, evet öyle diyor güzel peygamberimiz, arş-ı alayı silkindirecek kadar veballi bir iştir. Onun için alırken dikkat et arkadaş. Alırken dikkat et. Ha öyle adam zaten öyle pek nefis mefis kalmamış, parasıyla böyle ihtiyar hizmet etsin, çay çorba elbise yapsın diye, eyvallah, ona bir şey demiyoruz. Ama genel olarak nefsin beğenmediği, fiziki olarak seni tatmin etmeyecek, onlardan uzak dur diyor. Bazı şeyler sofuluğu bozar diyorsun sizi ya. Genelde böyle söylüyor. Dikkat et buna. Öyle diyor bak. Tezevvecu ve la tutalliku. Fe innallaha la yuhibbu zevvakine ve la zevvakat. Evlenin, boşanmayın. Allah sık sık boşananı kesinlikle sevmez. Boşanmak iyi bir şey değil. Ona göre işte bunlar söylüyor bak. Hoşuna gidecek şeyleri. Evet. Bu hadisten sonra başka hadisler de var. Onları Zeyd ibn Harise radıyallahu anh'tan bu nakledilmiş. Evet. Tezevvüc velev bi hatemin min hadidin. Evlenirken İslam dininde, dinimizde, ki ona şeriat deniyor. Şeriat deyince herkes ürküyor da şeriat din demektir. İslam dini. Şeriatta kadına mehir verilir. Mehir maddi şeylerdir. Hacca götüreceğim olmaz. O ibadet. Parasal, tarla olur, apartman olur, altın olur, döviz olur, para olur. Bir mehir biçilir. Bir mehri muaccel onu almadan yatağa girmez, hedemez, sokmaz kocasını. Muaccel hemen ödenecek, peşin ödenecek. Şimdi bizim memleketimizde işte nişan takıyorlar, altın takıyorlar. Muaccel mehir. Bir de sonra vereceksin. O sonra vereceksin müeccel mehir. Bu diyor ki peygamberimiz, bir yüzük bile olsa diyor, demirden bir yüzük bile olsa bunu yap. Bunu yap. Kur'an-ı Kerim'de ve etün nisa'e sadukatihinne nihle. Evet. Atuhunne muhurhunne. Mehirlerini veriniz. Mehirden söz ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Nisa suresi 4. ayet. Evet. Ve eteytüm ahad ihtahunne kuntaran. Şimdi bu mehir kadınlığını sana teslim ettiği için bir, iki, kadını tatmin eder, kocasına bağlar. İkincisi, para insanlara bir frendir. Para cezası veriyorlar şimdi bazı suçları önlemek için. Bütün hukuklarda var. Boşamaya kalkarsan bu kadar para ödeyeceğim diye seni bir frenler. O yönden de faydası vardır. Hem kadınla kocası arasında muhabbete sebep olur. Mihirsiz olmaz. Mutlaka olacak. Şimdi Hazreti Ömer, adaletli Ömer, peygamberimiz buyuruyor ki en güzel nikah mehri kolay olan nikahtır. Çünkü çok mehir koyarsan
o parayı almadan karı evlenmeyeceğine göre zavallı bekar geçebilir. Van'dan kalkıyor herif, İstanbul'a 10 sene hamallık yapıyor. 10 sene sonra gidiyor, para biriktiriyor. Zaten gençliği gitmiş zavallının. Kolay mihir. Kolay ama Hanefi fıkhında 10 dirhemden aşağıda mihir olmaz. 10 dirhem 32 gram gümüş demek. Yani altın demek arkadaş. Yani bu kadar da hiç manasında olmaz. Mihir olacak. Konuşulmamışsa, nikahın şartıdır, konuşulmamışsa otomatikmen vardır ve bunu ödemeden koca ölürse malı taksim edilmez. Önce mehrini alır kadın, kalan malı varsa mirasçılar alır. Tabii mehrin dışında kadın da miras alır ama çocuklar bu mehri almadan malını bölüşemezler. Mehir öyle bir evlilikte önemli bir şey. Şimdi Hazreti Ömer evlenmeler çok olsun da ahlak düzelsin diye peygamberin de en güzel nikah mehri kolay olandır buyurduğu için bu şeyle hareket ediyor. Çok güzel asil bir kız, asil sülaleden bir kız, başka bir asil sülaleden bir zengin oğlanla evlenirken çok mehir istemiş. Oğlan da bunu veriyor ama zorlanmış. Duyurmuşlar Ömer'e, hemen gitmiş. Demiş ki 12 ukiyeden fazla demiş. Bundan sonra hiçbir kız mehir isteyemez demiş. Emir veriyorum, ben halifeyim. Kıza bak, kıza. Müslümanların her biri şeriatın hükümlerini bilecek. Şimdi biz camide konuşuyoruz. Allah ömür versin hocam. Ulan yalan palavra atıyor mu lan? Kişinin aslını bilen yok maalesef. Maalesef aslını bilen yok. Ne söylesek kavuk sallıyor insanlar ya. Ah zaman alameti. Bilgi azalacak. Halbuki ben burada konuşuyorum. Bir dakika hocam. Sen böyle diyorsun ama falan tefsirde şöyle var diye taş koyman lazım. Böyle olunca ben de buraya gelirken birkaç kere bakacağım, hazırlanacağım. Güzel olacak, kaymak olacak. Şimdi Müslümanlar, o kız da şeriatı biliyor. Hemen gelmiş. Emirül müminin demiş. Böyle böyle demişsin. Evet dedim. O sen misin? Evet. Bak demiş, bundan fazla mehir alamazsın. Emir veriyorum. Demiş emirül müminin. Müminlerin emiri. Yani cumhurbaşkanı. Demiş senin emrimi tutacağım. Allah'ın emrimi tutacağım demiş. Kıza bak ne akıllı. Allah'ın emri tutacaksın demiş Ömer, gürlemiş. Ben kim oluyorum demiş. demiş müminlerin emiri, develer yükü mehir verseniz karınızın mehrini ödeyin diyor Allah. Kur'an kelime var. Durmuş. Haklısın kızım demiş. Ben onun olmuşum. Bir garıya yenildim ya demiş. Evet. İstediğini isteyebilir ama evlenmeler zorlaştırılınca da evlenemez millet. Bekar kalınca da ahlak bozulur. Onun için peygamberimiz fazla diyor şey etmeyin. Tavsiye ediyor yalnız. Mecbursunuz demiyor da. İslam'da mehir vardır. Eğer siz bir de mesela İslam'da 4 kadına kadar almak var ya. Neden 4 karı almak iyi değil? Evet iyi değil. Adalet yapamaz. Adalet yapamayınca fevahide. İslam'da da bir evlilik esastır. Hocam niye o zaman ikinci, üçüncü, dördüncü karıdan bahsediyor? Evet. Evet. Şimdi doktora gidiyoruz. Çocuk olmuyor. Kadından çocuk olmaz diyor doktor. O zavallıyı sokağa mı atalım onu? Adamlar zürriyet istiyor. Evlat istiyor. Adam da genç. Onu çocuksuz mu bırakalım? Ha o zaman bir kadınla da evlen. Veya İran-Irak savaşı oldu. Amerika yaptı bu işi. İran'da gençleri, Irak'ta gençleri harpte öldürdü. Yüz binlerce genç öldü. Petrol paralarını ölen askerlerin karılarına verdi Saddam.
arabalı verdi, ev verdi, maaş bağladı. Ama çok genç ölmüş. Çok genç, bizim Çanakkale gibi. Çocuklar orada savaşmış, yok yıllarca savaşlar ede ede. Genç kalmamış, genç nesil. Orada da genç nesil kalmamış. Ne kadar ne verse karıları memnun edememiş. Ahlak bozulmaya yüz tutmuş. Genç karılar durmuyorlar. 9 karıyla evlenme kanunu çıkardı. Olmuş vakadır. 9 kadınla evlenme kanunu çıkardı. Saddam, asılan Saddam. Şey olmazsa 9 tane karının başına bir erkek koyayım da ortalık karışmasın. Zina, ahlak bozulmasın diye. Şiiler 9 karıya kadar alabilir. Hani 1, 2, 3, 4'ü onlar birer, ikişer, üçer, dörder hesap ediyorlar. Katlayarak o zaman 9 ediyor. Öyle yorumluyorlar. 4 karıdan fazla alınmaz. Bir de arz ettiğim gibi zorunlu durumlardadır bu. Böyle erkekler azalmış, kadınlar çok. Ahlakın bozulmaması için o zaman evet, bu Vietnam Savaşı'ndan sonra Amerika'da da oldu. Ben de o zaman Amerika'daydım. Bir profesör çattı. İslam dedi, geri dedi, ilkel. Dedim sokağa baktın mı dedim. Ne var sokakta dedim. Karılar yürüyüş yapıyor. Devlet araba vermiş, villa vermiş, maaş bağlamış. Koca isteriz diyorlar. Çok adam öldü Vietnam'da. Gerilla savaşını beceremedi. Cansın rezil oldu, çıktı geldi. Kadınlar koca isteriz diyorlar. Devlet isyan etti. Yürüyüş yapıyorlar. Geçer geçmeyelim dedim. Yani 4 kararlıyor diyor, ilkel diyor. Aha dedim, böyle durumlarda dedim, bu yürüyüşler olmasın diye erkekler azaldığı zamandır o dedim, başına çoban koyarız, devlete isyan ettirmeyiz. Ona da bakar. Sonra dedim, genç bir kızla oğlan severek evlendiler. Çok güzel. Aralarında hiç dırıltı zırıltı yok. Güzel arabaları da var. Keyifleri yerinde, işleri de iyi. Sokakta gidiyorlar. Giderken, yolda giderken hani zambur zumbur çalıyor ya, bizim aklı bir karış, iki karış yukarıda gençler var ya şimdi. Onu kendini kaptırmış böyle yaparken herifi çat vurdu. Ve kadın sakat kaldı. Sakat kaldı. Kadının kafası yerinde ama kadınlık kalmadı yani. Kolu hareket etmiyor, bacağı hareket etmiyor. Et yığını. Bu kadın sokağa atalım mı dedim. Profesör, sokağa atalım bunu. Buna insanlık denir mi? Kabahatı, kendinin kabahatı yok. Zıpırtı bir delikanlının suçundan dolayı böyle hale geldi. Öteki adamla evlenmeyeceksin desek, o da genç daha 27 yaşında. Ona da yazık değil mi? Ona baksın, yine de bir hatun alsın. Yeter yeter, yok yeter diye hepsini saydık yani. Böyle durumlardadır bu. Adalet yapamayacağından korkarsan tek karı dedi. Ve aslında diyor ki, velev harastım, bir erkek ne kadar hırslı olsa adalet yapacağım, 40 yaracağım, tam adalet bir hareket edeceğim dese bile her insanda nefis vardır. Bu kadın tatlı dillidir, onu sever, sevince de kayırır. Öteki etli butludur, öteki işte deri kemiktir, gönlü ötekini sever, bunu sever, adaletsizlik yapar. Ne kadar uğraşsanız yapamazsınız diyor. Bir karı yeter diyor. Bu fevkalade durumlara mahsus bir şeydir. Evet. Aldıktan sonra hemen efendim çok konuşuyor bu. Şöyle yo. İyi seçeceksin bak. Şunları alma dedik. Gör dedi. Şimdi o hadislere de okuyacağız da. Evet, iyice beğeneceksin. Nefsin hoşuna, gönlün alıyorsa fizik olarak onlara falan bakacaksın. Boşamak yok. Evet, Buhari Müslim hadisi. Tezevvecu en-nisa'e fe innehunne ye'tine bil-mali. Evet. Hocam ben zengin olmak istiyorum. Kimseye duyurma. Hemen evlen. Kimse duymadı değil mi? Kimse duymasın. Evet. Peygamber diyor bak. Evlenin diyor. Zengin olursunuz diyor. Peygamber yalan söylemiyor lan. Hazreti Ömer de bu hadise binaen diyor ki, evlenmeden zengin olmak isteyenin aklına yanarım diyor, şaşarım diyor. Aptalın tekidir diyor. Çünkü güzel peygamber yalan söylemez. Evlenen adamın rızkı bollaşır, artar.
Peygamber öyle söylüyor. Evlenin, zengin olursunuz, mal gelir. Ayşe anamızdan tezevvecu el ebkara fe innehu azebu efvaha. Bekarlarla evlenin. Evet, mümkünse bekar tercih edin. Şimdi hiç denememiştir. Seni yeryüzünde tek erkek gördüğü için başkalarıyla kıyas etmeye gitmez. Hocam öyle kız nerede buluyor? Yo, ben böyle kız, Müslüman kızla konuşuyoruz biz. 10 kişi yatıp kalmışsa zaten senin işine gelmez o. Biz Müslümanlıkta zina yok. Evet. Başka erkekleri kıyaslamaya gider, kavga çıkar. Halbuki hiç erkek görmemiş. Yalnız seni görmüşse dünyada erkek büyümüştür. Başkasını hiç görmez. Aynı. Kadınlar da böyledir. Erkekler de böyledir. Bekar al. Çünkü diyor onlar tatlıdır. Ve entekü erhamen. Bir de çok çocuk yaparlar. Gençtir çocuk. Evlenmekten maksat nesil. İslam neslinin çoğalmasıdır. Varda bil yesir. Aza kanaat getirir. Eskin bir tecrübesi olmadığı için dul kadın alırsan eski kocası başa zengin filansa sen de bulamazsa kavga çıkar. Az iseye yeter. Abdullah Mesud'dan tezevvecu fe inni mükâsirun biküm el ümeme ve la tekûnü. Evet, evlenin, çoğalın, İslam nesli artsın. Ben ümmetimin çokluğuyla mahşerde bütün peygamberlere övüneceğim, benim ümmetimin çokluğuyla diye, Allah'ın lütfu bana diye. Ve la tekûnü kerahbaniyete en nasara. Hristiyanların rahipleri gibi, papazları gibi olmayın. Dağ koyutlarına gidiyorlar, deyir. Var ya bizde de deyri bilmem ne diye. Dağın başına çıkıyorlar, hiç evlenmiyorlar. Olur mu, evlenmiyorlar? Ne filmler çeviriyorlar. Ne filmler çeviriyor. Romanları var biliyorsunuz. Yani kendi adamların roman yazıyorlar. Papazdan çevirdiği o ahlaksızlıkları. Allah'ın yaratılışına aykırı. Allah öyle yaratmış. Erkek kadınla evlenmek ister. Kadın da erkekle evlenmek ister. Öyle var. Evlenmediğin zaman bu yaratılışa aykırı gidersen yanlış yollara gidiyorlar zaten. Hristiyanların rahipleri gibi olmayın. Ben evlenirim, siz de evlenin. İslam zürriyeti artsın. Ebu Hureyre'den tezevvecu, evleniniz. Ve la tutalliku, boşanmayınız. Fe'innet talaka yehtezzu minhül arş. Haksız yere boşanmaktan arş-ı ala silkinir. Vebalinin ağırlığından arş-ı ala silkinir. Şimdi o şey gibi, oyuncak gibi. Ama ben bu boşanca niye? İşte hoşuma gitmiyor. Ne? Hoşuma gelen ne? İşte hoşuma gitmiyor. O da hoşuma gitmemek diye. Vaktiyle sen almadın, beğenmedin bunu. Söz kestin, nişan yaptın. O zaman görmedin mi sen bunu? Konuşmadın mı sen bununla? Böyle basit şeylerden evlenmez. Zır deli bak. Bir gün iyi, bir gün kötü değil. Zır deli. Boşanma sebebidir. Kadınlık şeysi kalmamış. İkinci hanım alabilir. Mümkün değilse o zaman boşanma sebebidir. İşte efendim sen benim, senin bilmem ne anamın kına benziyor. Buna zıhar derler. Mesela yemin etmiş. Şöyle olursa şöyle yapacağım. İla derler ona. Bu gibi şeylerde hakim boşar. Bunu da tabii aslında boşama hakkı erkeğin. Bu gibi durumlarda, ha böyle durumları var. Bunun dışında istisnai durumlardır bunlar. Boşamak, arş-ı âlâ silkindiren. Ha buradan ne çıkarıyorsun? Analar, babalar. Evlendikten sonra benim oğlum, benim kızım. Yo bitti. Müstakil yuva oldu. Müdahale demezsin. Oğluna da, kızına da. Daha dün geldi ya delikanlı. Anası dır. Kız da diyormuş ki ya anan ya ben. Hocam böyle diyor. Oğlum dedim, anan karışamaz. Şeriat böyle arkadaş. Bir kere, oğlum işte şu kızı alma demiş vaktiyle. Tamam almışsın. Şu anda karışamaz. Senin bir şikayetim yok diyor ama anamı kıramıyorum. Hanım da diyormuş ki ya anan ya ben. Dirlik üzerine kalmadı. Yanlış.
Karışamazsınız. Baba da karışamaz, ana da karışamaz. Oğlumuza da, kızımıza da. Oğlumuza, kızına da. Müstakil yuva aldı onlar. Çok var böyle. Böyle yuva yıkan ana, yuva yıkan baba, kayınvalide, kayınpeder. Her sene hacca gitse, sabaha kadar alnı delinse, teheccüd kalkan sınıfı geçemez. Açık söylüyorum. Çok oluyor bunlar. Bağrınıza taş bakın, sabredin. Evet, böyle müdahale yok. İşte barı boşu, boşamayın diyor bak. Boşamak aşağı silkindirecek kadar bir veballi iştir. Veballi iştir. Şu hadisleri bitireyim efendim. Hazreti Ali'den. Tezevvecu elvedude elvelude. Evet. Beni kıramayacaksınız. Ben hadisleri tercüme ediyorum. İşveli, cilveli kocasını dedirtecek güzel sözler söyleyen, güzel hareketler yapan karılardan, karılarla evlenin diyor. Yani çocuk, çok çocuk yapmaya sebep olacağı için kadın böyle onlarla evlenin diyor. Fenni mukasirun bikumul ümeme yevmel kıyame, kıyamet günde çokluğumuzla övüneceğim diyor. Böyle çok çocuk yapan, bu çok çocuğa sebep olacak işleri kamçılayan, güzel konuşan, güzel hareketler yapan kadınlarla evlenin diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evlat, çocuk edinmeyi esas evlenmenin hedefi olarak gösteriyor. Kur'an-ı Kerim'de de kadınlar sizin ekin tarlanızdır ifadesi, tarlaya tohum atarsınız, bir tohum atarsınız, kaç tane başak çoğalır ya, işte tek çoğalma yolu evlenmektir. Kadınlar Müslüman zürriyeti tarlalarıdır. Bundan dolayı da o zahmetlerini karşılık Allah günahlarını siler. Bu evlenenler de böyle Allah'ın rızasını kazanırlar. Bu hedef budur. Peygamber de onu şey diyor. El mer'atü selas limali. Tezevveç el mer'atü selas limalihem. Kadınlarla üç sebeple evlenir insanlar. Malından dolayı. Evet. Bu kızı evlenirsem köşeye dönerim. Kayınpeder çok zengin. Kimisi böyle der. Ve cemaliye, Allah kıza be. Uf, ne güzel. Kimisi güzelliğine hayran olur. Ve dinihe, kimisi de ahlakı ya, üstüne böyle kızı olmaz. Erkekler bu iş sebeple evlenir kızlarla. Ne diyor bak? Faleyke bizati deyin. Zezati din. Akıllıysan diyor, ahlakı güzel olan, dindar olanın evlen aslan diyor. Mal bugün var, yarın yoktur. Güzellik bir çocuk yapar, derisi burşar gider, kaybolur. Ama dikkat edin, altında izahlar da yapmış. Dindar ama ne dedi bak, uzun boylu, bir deri bir kemik olanı evlenme dedi. Bu karış dilliyle evlenme dedi, değil mi? Gönlün almıyor. Çok ahlakı güzel ama nefsi var sende. Nefsin almadı, evlenmeyeceğiz. Ama birinci madde, tercih maddesi ahlaki karakteri güzel olan. Ondan sonra güzellik, fiziki güzellik için alıyor mu almıyor mu? Kadın da erkek de. Ondan sonra sülalesi iyi mi, kültürü iyi mi, malı var mı? Hepsi varsa eyvallah. Fazla mal göz çıkarmaz diyorsunuz ya. Ama birinci madde ahlak güzel olsun diyor. Efendimizin tavsiyesi evleneceklere budur. Bunu şey edin, şey edin diyor Efendimiz Ayşe radıyallahu anha validemizden. Evet, evlenme hakkında daha çok bilgiler verilmiş. Bunu bilhassa belirtiyorum. Görmeden evlenmeyin. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bizzat gelmiş. Demiş ya Resulallah Medine'de. Ya Resulallah ben demiş Medine'li kızlardan birisini evlendiriver. Hangisi demiş. Seçtin mi? Yok yok demiş. Fark etmez. Medine'li kız olsun da hangisi olsun. Hayır demiş. Git bak kızlara. Beğen şu kız de, ben gideyim aracı olayım sana. Şefaatçi olayım. Çöp çatanlık yapayım. Git gör diyor. Unzur ileyhe. Resulullah'ın dediği bile anam dedi. Yo 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 yo.
oğlanın kızın gönlü yoksa, içi almadıysa, içi reddediyorsa, falancanın kızıydı, falancanın oğluydu. Bak ne diyor, bak git bak. Beğen, ondan sonra bana gel. Ondan sonra bana gel. Bu peygamberimizin emridir. Emirle evlendirmek yok yani. Ama hani kızı bırakırsan davulcuya var denildi ya Anadolu'da. Sen de şöyle ihalesin, kültürün şu filan. Yavrum, ciğerim canım benim. O iyi böyle de ama onun aslı şöyle, kültürü şöyle, huyu böyle değil. Onu uyarma hakkın var. İki tane atarım ha, seni öldürürüm ha. Yok yok yok, yapamazsın dinen. Evlettiklerim reddedim, o olmaz. Hakkın yok buna. Hakkın yok efendim. Hadisleri okuyorum şimdi. Aradaki bilgileri size aktarıyorum. Hocanın verdiği bilgileri, fıkıh kitabına bilgileri aktarıyorum. Evlettiklerim reddedirim bu kızı alırsan. Yok diyemezsin, uyarırsın. Hakikaten kız çok kişiliksiz, çok bir sürüntü sübürüntü. Şeriatta, dinde yani. Hakime gideceksin. Hakim bey, benim sülalem şu, kültürüm şu, ahlakım şu. Benim oğlan bir kıza aşık oldu ama kız işte o yollu falan. Dava açacaksın. İslam'da böyle. Hakim araştıracak. Hakikaten o kız senin sülalene uygun bir kız derse, çünkü denk aileler evlenmeli diyor Peygamberimiz. Küfür derler buna. Denk kültür bakımından, zenginlik bakımından, ahlak bakımından denk aileler evlenirse mutlu bir yuva olur. Buna dikkat edeceksiniz. Evet, genelde böyle. Ha, hakim dedi ki hakikaten sürtüğün birisi kız. Kaç tane günde oğlan değiştiriyor. Oğlan da tertemiz, aile temiz. Ayırabilir. Hakim ayırır. Sen iki tokat atarım evlatlarına de, deyeme hakkın yok. Şeriatta böyle arkadaş. Zorla evlendirmek yok. Kızı da oğlanı da. Böyle uyarma var. O evlendikten sonra da müdahale yok. Yuva yıkmak arşı silkindirecek kadar büyük günah işlemek demek. Sen de ben bir daha evlen. Yo 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 yo. Boya küpü değil bu. Dönüşü olmayan bir yoldur arkadaş. Ancak fevkalade sebeplerde boşanma vardır. Bunun dışında idare edeceksin, sabırla iradeli olarak yaşayacaksın. Anlayışla zaman zaman inişler çıkışlar, bir noktaya gelince kadar sabırlı hareket edeceksin. Böyle yuvayı devam ettirmeye azami gayret göstereceksin. Dinin yolu budur. Ama şimdi oyuncak gibi evleniyorlar, arkadan boşanıyorlar. Kim? Dindar aileler. Olmaz. İbadetiniz sizi kurtarmaz. Kadın boşamak arşı silkindirecek kadar vebali bir iştir. Tekrar tekrar söylüyorum. Düşüne düşüne, beğene beğene al. Sonra da dönülme yolu bil. Fevkalade durumlarda ancak nikah vakti sona erdirilebilir. Cenab-ı Hak bizi güzel peygamberimizin bu güzel irşatlarına kulak veren, ona uyup iki cihanda mesut olanlardan eylesin. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah. Estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayy el kayyum etûbü ileyh. Fatiha-i Şerife besmele ile beraber. Bismillah. Elhamdülillah rabbil âlemîn. Rahmanirrahim. Şekerim sıfatın müstakim sıfatın. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke-i şerif. Besmele ile beraber. Elem neşrah leke sanırım. O da ana hangi özür. On birer ihlas-ı şerif. Besmele ile beraber. Allah.
Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Üçer salavat-ı şerife Allah'ımıza. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine yekuluna rabbena hab lana min ezvacina ve zurriyatina kurrate a'yunin vec'alna lilmuttaqina imama. Ulaike yuczevne l-gurfete bima saberu ve yulekkavne fiha tahiyyeten ve selama. Halidine fiha hasunet müstakarran ve mukama. Kul ma ye'bev bikum rabbi levla du'aukum. Fekad kezzebtum fesevfe yekunu lizama. Sadakallahu'l-Azim. Subhan Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ya Rabbi namazımızı, dersimizi, okuduğumuz süveri celili ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle. Sevabını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu pakine, cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın ervah-ı paklerine, Ehl-i Beyt, El Ashab ve Etbalar, Rıdvanullah Aleyhi Mecmain Efendilerimizin erva kutsiyelerine, bir cümle ahirete irtihal eden mümin müminat, Rahmetullah Aleyhi Mecmain'in ervahına, hasaten eserinden yer allandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi ve üstazlarının, burada bulunan bizlerin, ahirete göçmüşlerimizin, bu aziz vatanı bizlere hediye için canlarını bezleden, sıkıntılara giden şüheda ve kuzatın, ashab-ı hayratın ervahına başladık. Ruhlarına vasıl eyle. Hepsini bizden razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecen yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenat tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri, en güzel halleri tebdil ve tahvil eyle. İmanımızı kamil, ahlakımızı güzel, rızkımız helalından bol, ömrümüz hayırlısıyla uzun, akıbetimizde hayır eyle. Dünyada da mes'ud, ahirette de mes'ud olmayı, böyle hayatı hak edecek güzel işler işlemeyi bize nasip eyle. Subhanakallahumma ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfiruke ve netûbu ileyk. Subhane rabbina rabbil izzeti amma yasifûn. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.